bir şey oluyor, bir programda bir şeyle kal. Bunu böyle yapmalıyız. Sonuçta bende hiç proje ve fikir ve çalışma bitmiyor. Yani mesela yeni bir kermes diyecek olsam mesela artık gözümün içine bakıyorlar. O çok yorucu bir işti. Ama hadi hediye getiriyorsunuz, kermes yapalım, ev alalım. Hadi tekerlekli sandalyeye ihtiyacı var, hep beraber olalım, tekerlekli sandalye gönderelim. İnanın mesela o tekerlekli sandalyede falan hani 10 bin aşkın kişiye ulaştı. Bazen tekerlekli sandalyenin fiyatından daha çok bizim ulaştırma parası verdiğimiz zamanlar oldu. Ama orada yapmaya çalıştığım şuydu, beraber olalım. Yani bir bütünün parçası olmanın mutluluğunu yaşayalım. Sanırım bir toplumun en çok buna ihtiyacı var. Bir bütünün parçası olabilmek, o bütünden mutlu olabilmek. Biz bu programda aslında o mutluluğu yaşıyoruz. Beni sokakta görüp sarılan ve sevdiğini söyleyen insanlara diyorum ki neden beni seviyorsun? Bak ne kadar güzel bir şey. Diyor ki sen yardıma ihtiyacı olanlara yardım götürüyorsun. Hiç tanımıyor onu. Yani o yardıma ihtiyacı olan kişiyi tanımıyor. Bir başkası yardım ediyor. Sen aracısın, seni ondan seviyorum diyor. Biz o kadar güzel bir milletiz ki. Hani bu milletin bu duygusunu bir televizyon programı içinde toparlayabilmek, evet aslında başarı bu. Yoksa 2000, 3000 hani o değil. Başarı bence bir bütünün parçası haline getirebilmek her insanı. Hayatlarına güzel dokunuşlar yapabilmek. Bunları hepimiz mahallemizde, okulumuzda, iş yerimizde de yapabiliriz. Biz burada sadece bunun bir daha büyük örneğini veriyoruz. Herkes de kendi hayatında yapsın diye veriyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum Güzel Çiçekler için Sayın Serhat Albayrak, Metin Ergen'e, sevgili Şevki Arif ve Rahmi Bey'le çok teşekkür ediyorum. Hasan Öksüz Ömer bizim stüdyomuzun müdürü. İkinci milenyuma erişen programınızda sağlık, huzur ve mutluluklar demiş. Çok teşekkür ederim. Sevgili Aslı Alev. Daha nice 2000'lere iyi ki varsınız, sizi seviyoruz demiş. Benim her gün kıyafetlerimi hazırlıyor. Orada da tabii benim bir takım ölçütlerim vardır. Aslında bazen diyorlar niye öyle giyinmiyorsun, niye böyle giyinmiyorsun? Çünkü efendim ben sanki her gün son yemeğimi yiyormuşçasına vallahi canım ne istiyorsa onu yiyorum. Canım eğer bir şey istiyorsa tamam mı? Hani zayıf kalacağım hani o olacak bu olacak diye değil, vücudum istiyor diye düşünüyorum. Demek ki o vitamini, o proteini neyse. Yemeklerini de yiyen ama tabii ekranda böyle hani çok da kilolu gözükmemek için daha çok böyle siyah giyinmeye çalışan falan filan böyle hani hem yiyorum hem de giyinmek isteyenlerdenim. Aslında ya yiyeceksin ya giyeceksin ama bende ikisi birden var. Ve Aslı'cığım sana çok teşekkür ediyorum. Mikrofonun var mı? Her gün programda tabii bu kadar kıyafet hazırlamak, model bulmak çok zor. Sonra bu kıyafetlerimizi biliyorsunuz seyircilerimize hediye ediyoruz. Onlar da giyiyorlar. Yani kıyafetler de böyle ülkenin dört bir yanına dağılıyor. O anlamda seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim Müge Hanım. Bu program benim için de çok anlamlı. Çünkü bu bir televizyon programı olmanın çok ötesinde. Her gün yüzlerce insana yardım eli uzatılan... çok etkili ve çok duyarlı, çok büyük bir sosyal sorumluluk projesi. Bu projenin küçücük de olsa bir parçası olabilmek beni çok mutlu ediyor. Her gün televizyonu heyecanla açıyorum bugün acaba hangisini giydiniz diye. Sizi çok beğenerek izliyorum. Canım benim. Yüzlerce insanın hayatına aydınlık saçıyorsunuz, ışık veriyorsunuz. Işığınız hiç sönmesin. Daha nice 2000 programlarınız olsun. İnşallah canım benim hep beraber sağlıkla, sıhhatle, dediğim gibi... Kanalımızın da desteğiyle yani her gün yeni yeni projeler üretip sonra kanalınızın da bu projelere Turkuaz Medya Grubu olarak sahip çıkması gerçekten çok önemli. Yani işte sevgi izinde mesela kanalımız bize müthiş bir internet sitesi hediye etti. Yani oradaki güvenlik ağı, şusu, busu vesairesine bakacak olursanız. İşte okuma yazma seferberliği dedik. Yine Turkuaz Medya Grubu yine sponsor oldu. Her şeyiyle katkıda bulundu. Ben kanalıma da çok teşekkür ediyorum. Eğer bir hayır yapıyorsak bu her günümüze... Katkısıyla oluyor. Her günümüze aksediyor ve hep beraber oluyor. Şimdi bir bandımız daha var galiba. Onu da izleyelim çünkü konuklarımız da var. Bugün aslında bir buluşturmamız da var efendim. Güzel bir buluşturmamız olacak. Ne izliyoruz? Öyle mi? Röportajlar yaptık. Tamam bakalım neler söylemiş izleyicilerimiz. (Gülüyor)
bizim evimizin güneşi o. Onu çok seviyoruz. 2000 bölümünde izledik. Daha 2000 hadi yapsın izleriz. Müge ablacığım, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ben balıkçı olarak sizi takdir ediyorum. Gerçekten çok güzel ve başarılı bir araştırmacısınız. Programda en sevdiğim yer kavuşma anları. Gerçekten beni çok duygulandırıyor. Müge Anlı başladığı işi bitiriyor, son noktayı koyuyor. Gerçekten güzel bir program Müge Anlı. Seni seviyoruz, tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Müge Anlı zaten denince bizim evde hayat duruyor. Çoğu zaman izlerken tüylerim diken diken oluyor. Müge abla, seni seviyoruz. Bazen bir çılgınlık yapıp evden kaçasımız geliyor ama Müge Anlı bizi bulur diye korkuyoruz. Müge abla, seni çok seviyoruz. Müge Anlı olayları çözüme ulaştırıyor. En azından sonuçsuz kalmıyor bu. Önemli olan da bu. Aydınlanmamış cinayetleri çözüyor. Nice 2000. bölümlere, nice cinayetleri aydınlatmaya. O bizim canımız ciğerimiz. Bu kadar güzel, başarılı, Türkiye'ye yakışır bir program yaptığı için de kendisini çok büyük tebrik ediyorum. Her projesinin altına imzamı atarım. Nice 2000, 3000, 4000, 5000 programlara diyoruz. Kendisine saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Müge Anlı, seni çok seviyoruz. Biz Fransa'dan geliyoruz. Sizi orada da izliyoruz. Müge Anlı, seni seviyoruz. Müge Hanım süper. Müge Hanım'ı çok seviyorum. Tam doğru kadın. Ne 2000, 1000, 1000, 100 bin, 200 bin bölüm yapsın. O hiç oradan ayrılmasın. Başarıların devamını diliyorum bir tanem. Öpüyorum ben buradan seni. Dünya tatlısı. O her şeyi biliyor. Becerikli. Allah ona sağlıklı sıhhat ömür versin. Müge Hanım, seni çok seviyorum. Çok, çok, çok. Allah başımızdan eksik etmesin seni. Eşine ender rastlanacak bir program. Bence bana göre Türkiye'nin en iyi gazetecisi. Bir umut ışığı bence Müge Hanım. Çok beğeniyorum. Araştırmacı bir gazeteci, yazar. Gripin ilacı nar portakal, memleketin ilacı Müge Anlı. 2000 program yapabilmek özellikle bu konularda çok büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum ben. Müge Anlı'yı çok severek izliyoruz. Çok güzel şeylere imza atıyor. Böyle insanlara ihtiyacımız var. Kahvenin 40, Müge Anlı'nın 2000 bölümlü katrı var. Nice hatırlara Müge abla. Seviyoruz seni. 2000. program, wow. İzmir'den sevgiler Müge Anlı. Seviyoruz, severek izliyoruz. Selamlar Müge Anlı. 2000. programınızı kutluyorum. Madenciler kenti Zonguldak'tan size başarılar diliyorum. Sevgiler. Müge Anlı ekranda ağlıyor, biz ağlıyoruz. Müge Anlı gülüyor, biz gülüyoruz. Daha nice 2000. bölümlere Müge Anlı, seni çok seviyoruz. Tatlı bir bayan. Güzel konuşuyor. Çok seviyorum onu. Müge Hanım. 2000. programı. Kutlu olsun. Mutlu ol. Seni seviyoruz Müge.